Umarım yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda elimi dövme kaplatıyorum. Bak yanlış anlamayın sakın. Sonradan küfür ediyorsunuz. Kolumu değil. Sadece elimi. Sadece şu elimin üstünü. Gördüğünüz gibi zaten birkaç dövme vardı. Bu araları falan dolduracağım. Şu parmağımın uçlarına kadar çıkacağım. Şuralara kadar falan. Neler yaptıracağım falan göstereceğim. Yapılırken de göstereceğim size. Güzel bir video içeriği. Önce şunlardan bahsedeyim mi size? Önce elimdekilerden bahsedeyim. Burada zaten dövüşçü yazıyor. Biliyorsunuz aynı zamanda dövüş sporlarıyla ilgilendiğimi biliyorsunuz. Benim için farklı yani farklı bir şey. Anlamı olan bir şey. Ayrıca artık öyle bir dereceye geldi ki dövmenin anlamı olması gerekmiyor yaptırmam için. Artık dövmeyi beğenmem yetiyor yaptırmam için. Bu arada biraz önce berberden çıktım. Hatta dün ya da bir önceki yüklediğim videoda saçlarımı kestirdim falan diye bir video yükledim. Gördüğünüz gibi o video bugün. Biraz önce çektim videoyu. Şimdi dövme yaptırmaya geldim. Bundan bahsettim. Burada da Özgür Yaşa ve Özgür Öl yazıyor. Yani bence çok mantıklı söz. Özgür Yaşa'nın ve Özgür Öl'ün. Hoşuma gitti ve yaptırdım. Burada da annemin adı yazıyor. Şimdi yeni yaptıracağım dövmelerin anlamı ne? Şu anda abinin çizdiği dövme. Türklerin ilk %100 kendi yaptıkları milli piyade tüfeği, yani Türk silahı, Türklerin ilk kendi silahı. Onu şuraya yaptıracağım. Ay yıldız detayı falan var zaten. Bir şuraya yaptıracağım. Şu gördüğünüz tam şuraya yazıların altına. Şuraya bir tane bıçak yaptıracağım. Şu gördüğünüz boşluğa. Şu bıçağı yaptıracağım ama tam bunun gibi detaylı olmayacak. Şu araya bıçağı yaptıracağım. Bu yazının altına aynı bu tarzda yani bu eğimlikte bu yazının hemen alt kısmına her şey için teşekkür ederim anne yazdıracağım. İngilizce yazdıracağım. Her şey için teşekkür ederim anne yazacak. Ve en altında da şuralara da parmaklarımın oralarına da bir insanın başarılı olması için herhangi bir işte başarılı olması için gerekli olan prensipler yazacak. İşte akıllı, sabırlı ve devamlı olarak çalışmak gibi bir cümle yazacak. Tek tek yazacak. Bakalım başlayalım. Zaten çekeceğim video göstereceğim size. Bakalım nasıl olacak. Bence güzel olacak. Abi. Bugün çok yoğun senin için. Bugün aslında çok yoğun değilim. Bir anda mı patladı? Yani araya aldığım için yoğunlaştı mı? Ben seni yordum yani. Parmaklardan mı başlayacaksın? Parmaklardan başlayacağız. Bu Arapça nereye gelecek? Şu Arapça aynen en sona geldik. Ama o şekilde değil. Nasıl? Aynen. Bu Lavoro. Aynen. Bu nereye gelecek? Fark eder mi? Of, parmaklar en çok acıyan yerler. Elim bayağı bir kalabalık duracak ya. Değil mi? Ama zaten onu istiyorum ben. Yani şu ses diyor ki geliyorum. Acıyor ya, parmak acıyor ya. Ben kafama dövme yaptırmış adamım ya. Parmak nedir anasını satayım. Ama bir şey söyleyeyim, yemin ederim parmak daha çok acıyor ya. Evet, parmağı bitirdik, şimdi bıçağa geçiyoruz. Sonra da silah yapacağız. Bıçağın sapındaki desenleri yapmayacağım.
Türklerin ilk milli piyade tüfeği bitmek üzere. Erdin. Bir gelsen. Şu bıçak var ya. Bıçağı aynı alsana. Aynı boyda. Üstünden bir daha geçeceğiz sonra. Şey yıldızım. Kırmızı. Tamam. Bak kırmızı oldu ha yıldız ha. Tamdan kanadı ya. Bu Türklerin ilk milli piyade tüfeği. Şimdi tam gangsta oldum ha. Bak ay yıldız var şurada. Ay yıldız kanlı görünüyor. Ya. Bitmek üzere. Bundan sonra son bir yazı kaldı ve bitiyor. Ay yıldız kanadı. Kanını dedim abi silme. Thank you.
Diğer dövmeye geçtik. Son dövme. Hiç anlamına falan girmeyeceğim. Zaten söylediğim biraz önce de. Dövmeler bitsin, hepsinin anlamını tek tek söyleyeceğim. Bitti bitti. Dostlarım bitti. Bak elim bu şekilde görünüyor gördüğünüz gibi artık. Bundan sonra böyle. Şimdi bu dövmelerin anlamlarını size söyleyeyim mi? Şu gördüğünüz fighter ya da dövmenin anlamı olması gerekmez ki ya. Ya da anlamlarını bilmenize gerekmez. Zaten söyledim tek tek de. Dövmeler bu şekilde oldu. Benim çok beğendim. Gerçekten işime sindi. Aslında saçımı jilete vurdurmuşken kafama da bir şeyler yaptırabilirim. Neyse. Neyse bu kadar yeter. Takipte kalmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Açıklama arkasında yazıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hatta yorumlar nasıl oldu dövme yorum olarak yazabilirsiniz. Açıklama arkasında. Tavsiyeleriniz varsa bekliyorum. Veya bir hata fark ettiyseniz kesinlikle yazın. Ben de geleyim orayı düzelteyim. Kendinize çok iyi bakın. Peace.
with a pity not finding.